Merhabalar, ismim Deniz Şener. Ne bulabilişim şirketinde sistem ve ağ güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sunumumuzda Cofence modüllerini işleyeceğiz. Cofence'in temel modülleri ve ne iş yaptığı hakkında bir sunum gerçekleştireceğiz. Sunum sırasında sorularınız olursa sorularınızı sunum sonunda cevaplayacağım. Ama isterseniz chat ekranından siz de sunum sırasında da sorularınızı iletebilirsiniz. Oturumumuz kaydedilecektir. Yine sunum sonunda sizinle oturum kaydını da paylaşacağız. Evet. Cofence nedir? Ne yapar? Kısaca bundan bahsedecek olursak, Cofence çözümleri kurum genelinde aktif kimlik avı tehditlerine karşı tespit ve müdahale sağlayarak ihlal riskini ve etkisini azaltan çözümler, modüller sağlamaktadır. Cofence, kurulum içerisindeki her çalışanı çözümün bir parçası olarak kullanarak tehditleri tanımlamak için harekete geçirmesini sağlamakta ve böylece ekiplerin devam etmekte olan saldırılarını da hızla azaltabilmektedir. Burada biz modüllerimizle beraber hem bir atak simülasyonunu sağlıyoruz, hem de atak simülasyonu sonrasında veya gerçek bir atak sonrasında ne gibi çözümler sağlayabiliyoruz? Kısacası bu şekilde tanımlayabiliyoruz Cofence'in modüllerini. Cofence eski adıyla FishMe 2008 yılında hayata geçirildi. Dünyanın birçok yerinde yine ofisleri var. Dünya üzerinde 1700'den fazla aktif müşterisine var ve Fortune 100'ün yarısı Cofence'in müşterisi konumunda oluyor. Dünya üzerinde çok bilinen bir ürün, çok sevilen ve alanında da lider bir ürün olarak tanımlayabiliyoruz. Yine Gartner'da da liderler konumunda bulunuyor. Hem güvenlik farkındalığı hem de computer based training dediğimiz CBT'lerde de bu liderliğini sürdürüyor. Burada bizim IT altyapımızda her ne kadar sistemin el verdiği kadarıyla sıkılaştırılmış politikalar uygulasak da karşılaşılan saldırılara baktığımızda çok az bir oranının güvenlik sistemlerinde bulunan zafiyetlerden kaynaklandığını, buna karşın çok yüksek bir oranının insan hatasından kaynaklanan zafiyetler olduğunu görüyoruz. Çünkü IT altyapısında oluşabilecek bir zafiyette bunu kapatmak genelde hızlı ve kolay oluyor. Güncelleme, yamalama, versiyon geçişleri gibi işlemlerle bunu hızlıca tamamlayabiliyoruz. Ancak İnsan hatasından kaynaklanabilecek durumlarda önlemler alınması o kadar da kolay olmayabiliyor. Bu nedenle saldırganların da sistemlerden daha çok insanları zayıf halka olarak gördüğünden hedef aldığını söyleyebiliriz. Geçmişteki saldırılara baktığımızda da bunu destekleyen raporlarla da karşılaşmak mümkün. Genelde insan hatası veya insanı hedef alan saldırılar burada önümüze çıkıyor. Nasıl hedef alındığına bakacak olursak, genelde e-posta yöntemleriyle Parla korumalı bir belge ya da IT hesap yönetimi departmanından gelmiş gibi gösterilen oltalama mesajları kullanılabiliyor. Bu mesajlarla
kullanıcıların, insanların aldatılması amaçlanıyor burada. Bu muhtemelen hepimizin karşılaştığı örnek bir oltalama e-postası. Genelde bu ve buna benzer e-posta, spam e-posta veya phishing oltalama e-postası sıkça karşılaşabiliyoruz. Burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Çalışanlar böyle bir e-posta aldıklarında biz ne yapmasını bekliyoruz? Yani en kötü senaryoda buradaki print shipping reset butonuna veya takip numarasına tıklayıp hem kendilerini hem de IT altyapısını risk altına sokabiliyorlar. Daha iyi bir seçenek düşünürsek e-postayı göz ardı ederek ya silerek ya da okunduğu olarak işaretleyerek sadece kendilerini ve sadece bu ataktan korunmuş duruma geliyorlar. Fakat bu da kurum çapında saldırıdan korunmak adına efektif bir çözüm olmuyor. En iyi durumda ise kendilerini ve kurumu korumak için bu e-postayı ilgili IT birimine yönlendirerek veya haberdar ederek bilgilendirdiğini, böyle bir adım attığını da söyleyebilmek mümkün oluyor. Yine burada da farklı zorluklar karşımıza çıkıyor. Örneğin e-postayı IT ekibine bildirmek için yardım masasına ticket açmak ya da telefonla aramak ya da IT grup e-posta adresine yönlendirmek gibi. Akabinde de IT güvenlik ekibinin bu bildirim sonrasında ne gibi işlemler yaptığı da bu zorlukların arasında yer alıyor. Tüm bu süreçler ve IT güvenlik ekibinin analiz için gerekli bilgileri elde etmesi de oltalama anında zaman kaybına uğrattığını gözlemleyebiliyoruz. Normal standart bir yapı kullanılıyorsa, bu işleme özel bir süreç işletilmiyorsa maalesef. İhlallerin çoğunluğu bir oltalama saldırısıyla başladığında bu süreçlerin süratle gerçekleştirilmesi, saldırıların tanımlanması ve savunulmasında önemli ölçüde fayda sağladığını biz ve yaptığımız araştırmalarda gözlemleyebilmekteyiz. Bu yüzden hem yani kısaca bahsetmek gerekirse bu tür saldırı anında nasıl korunabileceğimizi, nasıl aksiyonlar alabileceğimizi ve bunları süratle yapabilmemiz çok önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii olaya tepki, olaya müdahale söz konusu olduğunda buradaki en büyük süreç zaman olarak karşılaştığımızı söylemiştik. Burada da gerçekleştirilen bir siber saldırıda sırasıyla 7 aşamasını görüyoruz. Yani bir saldırgan bizim sistemlerimizi hedef aldığında sırasıyla genelde bu 7 adımla sürecini tamamlıyor. En son yine FireEye'in yayınladığı bir raporda belirttiği gibi geçmiş yıllardaki ihlallere tarihsel olarak da baktığında dikkat edilmesi gereken iki tane noktanın bulunduğuna vurgu yapıyor. Bunlardan birincisi, çoğu saldırı tespitinin kötü amaçlı yazılım yüklendikten sonra command and control adımında, yani şu CC dediğimiz adımda veya saldırganın hedefini başarıyla tamamladıktan sonra gerçekleştiğini gösteriyor. Yani aslında biz tespit ettiğimizde bu saldırı zaten çok tehlikeli boyutlara ulaşmış duruma geliyor. Pardon. İkinci nokta ise bu ihlallerin neredeyse yarısı başlandığından
sonra, 107 günlük bir süre sonrasında ve dışarıdan bir, yani üçüncü parti birinin bildirimiyle keşfedilmiş olması. Yani bu saldırı tamamlanıyor, aradan büyük bir zaman geçiyor ve dışarıdan bir uyarıyla biz bu saldırıya maruz kaldığımızı öğreniyoruz. Bu da bizim hem maddi hem de itibar olarak kayıplarımıza yol açıyor. Burada Coffins, bu kill chain diye tanımladığımız adımların delivery aşamasında saldırıları keşfederek ve daha önce yapılan saldırıları tanımlamak için kendi iç çalışanlarınız aracılığıyla bu saldırıları maddi bir etki yaratmadan önce yanıtlayabilmeniz için bu noktaların her ikisine de karşı koymaya, yardımcı olmayı amaçlıyor. Ve bu amaçlara yönelik de modüller bize sunuyor. Modüller 4 tane ana modül olarak karşımıza çıkıyor. Burada görüyorsunuz, birincisi Coffins FishMe. Coffins FishMe bizim en ana modülümüzdür ve saldırıyı tanımlamak ve bir saldırı simülasyonu gerçekleştirmek için kullandığımız modül. Burada biz kullanıcılarımızı hem eğitiyoruz hem de saldırı anında ne tepki verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Coffins Reporter bölümü modülü. Son kullanıcının şüpheli bir mail gördüğünde, bir işlem gördüğünde size iletmelerini kolaylaştıran e-posta istemcinizin içinde bir buton olarak gelen bir modüldür. Coffins triyaj modülü ise bizim response modülümüzdür. Aktif tehditler üzerinde harekete geçmek için ve istihbarat, otomasyon ve mevcut olay müdahale araçlarıyla entegrasyonlar yapabilen, kullanıcı tarafından bildirilen bu oltalama raporlarını etkili bir şekilde yanıt verebilen bir response modülü olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Coffins Intelligence ise bu üç modülün yeteneklerinin arttırılmasını sağlayan, verdiği beslemelerle çok efektif bir şekilde kullanmamızı sağlayan ve kuruluşumuzdaki birçok güvenlik aracıyla bütünleştirilebilen, insan tarafından analiz eden ve analiz edilebilen ve doğrudan kimlik avı, yani oltalama saldırılarının için oluşturulmuş bir zeka, tehdit zekası olarak tanımlayabiliyoruz. Bunlar dördü de tümleşik olarak çalışıyor ve birbirlerini destekleyerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Örneğin Coffins FishMe de gelen bir maile reporterla raporlayabiliyorsunuz veya gerçek bir oltalama saldırısını. Reporter da triyajı besliyor. Raporlanan mailler triyaja geliyor, analiz ediliyor. Intelligence'da da yine hem entegrasyonlar hem de bize istihbarat verilerinin beslendiği bilgiler sunulabiliyor. Tanımlama demiştik. Coffins FishMe bizim ilk ve ana modülümüz olarak olduğunu belirtmiştik. Burada kurumların çalışan bazında oltalama kimlik avı simülasyonunu sağlıyoruz. Ya da bu simülasyonlarda başarısızlığa uğrayan çalışanlara hemen anında eğitsel içerik sağladığı bir modül olarak tanımlayabiliyoruz. Ve bu yoğun eğitim alıştırmaları sonrasında da oltalama saldırılarını örgütsel olarak, kurumsal olarak duyarlılığı da %80'den fazla azalttığını da yine
FİŞMİ'nin sağladığı raporlarda görebiliyoruz. Burada nasıl oluyor? Burada FİŞMİ üzerinde biz simülasyon maillerini hazırlıyoruz. Direkt kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Kullanıcılara örneğin link gönderebiliyoruz, ortalama sağlısı veya mail ekinde bir dosya gönderebiliyoruz veya doğrudan bir form doldurmasını isteyebiliyoruz. Bu tür saldırı çeşitlilikleriyle ortalama simülasyonunu yaptığımızda kullanıcılara ulaşıyor ve sonrasında da hangi kullanıcı bu maili açmış, hangi kullanıcı bu maildeki linke tıklamış veya hangi kullanıcı bu maili raporlamış veya ne kadar zaman geçirmiş veya oltalandıysa eğitim görselini veya eğitim içeriğini ne kadar okumuş, ne kadar içerikte zaman geçirmiş, bunlar hakkında doğrudan bilgiler alabiliyoruz. Şu an gözüken ekran görüntüsünde bizim FİŞMİ arayüzünün dashboard'u yer alıyor. Burada senaryo olarak bahsedilen bölümler bizim oltalama simülasyonlarımızı belirtiliyor. Her oltalama simülasyonu bir senaryo olarak gözüküyor. Aktif senaryo, şu anda aktif olan, ileride gerçekleşecek senaryolar ve tamamlanan senaryoları burada görebiliyoruz. İçeriklerine tıkladığımızda da bu senaryoların raporlarına yine ulaşabiliyoruz. Buradaki hem oltalama senaryolarının yani maillerin içerikleri, oltalama maillerin içerikleri hem de oltalama gerçekleştiğinden sonra kullanıcılarımıza gösterdiğimiz eğitsel içerikler Türkçe olarak da aynı zamanda sunulabiliyor. Coferens birçok dil desteklediği gibi Türkçe'yi de burada bize destekliyor. Hazır olan temalardan, Türkçe temalardan isterseniz seçebiliyorsunuz. İsterseniz bu mailler içerisinde kastomizasyon yapabiliyorsunuz. Veyahut örneğin çok beğendiğiniz bir senaryo var, bir template var. Fakat bunun Türkçesi yok. Yine bu durumda siz Coferens'ten bu template'in Türkçeleştirmesini isterseniz Coferens size kısa bir süre içerisinde ekstra bir maliyet getirmeden size Türkçe olarak da sunabiliyor. Burada simülasyonu gerçekleştirdiğimizde uygulamamız gereken süreç yer alıyor. Burada 5 adım görüyoruz ve açıkçası çok kısa ve kolay şekilde bu süreci tamamlanabildiğini belirtebilirim. Burada çok fazla bir teknik bilgi ya da gerçekten deep dive bir analiz yapabileceğiniz veya bir içerik girebileceğiniz bir işlem gerekmiyor ama isterseniz yapabiliyorsunuz. Ama biz yapmamanız için, daha doğrusu Coferens yapmamanız için yine intelligence servisinden gelen beslemelerle gündelik hayatta karşılaşabilen hangi tehditler varsa, hangi oltalama tipleri varsa bunu yine simülasyona uyarlayarak sizin hazır olarak kullanmanızı sağlıyor. Nedir mesela? Örneğin yeni bir virüs çeşidi yayılmaya başladı mail aracılığıyla ve tehlikeli duruma geldi. Bunu intelligence servisi yaptığı araştırmalar sonunda bunu analiz ediyor kendisi. Nasıl yayıldığını, net şekilde bir tarz edindiğini gözlemledikten sonra size hazır olarak bir tema oluşturarak doğrudan bu tehdidi stimüle ederek kullanmanızı sağlıyor. Yani siz yeni bir virüs yayılma tarzı çıktığında maille doğrudan siz Coferens arayüzünü görebiliyorsunuz temayı ve doğrudan da kullanabiliyorsunuz. Burada yani güncel tehditlere karşı
ekstradan bir hazırlık yapmanıza gerek bulunmuyor. İsterseniz yapabiliyorsunuz tabii. Güncel tehditlerin yanı sıra örneğin zamana dayalı olarak da size template'ler sunabiliyor. Bunlar nedir? Örneğin mesela bayram mesajlarında diyelim veya yılbaşı gibi özel günlere de gerçekleştirilen oltalama aktivitelerini yine simüle edebiliyor. Yine bunları göndererek kullanıcılarınızı farkındalığını oluşturabiliyorsunuz. Yani yine toparlamak gerekirse kullanıcılarınızı FishMe simülatörle sürekli simülasyonlar uygulayarak sürekli bir teyakkuz halinde tutarak tamamen güvenlik farkındalığını oluşturmaya dayalı bir davranış göstermesini sağlayabiliyorsunuz ve bu saldırılara karşı koymak için de respons vermek için de her bir çalışanınızı bu saldırı karşılığının bir parçası, bir oyuncusu olarak da kullanmanızı sağlıyorsunuz. Yani doğrudan saldırıya maruz kalan her kişi aslında sizin bu saldırıya karşı koymak için kullanacağınız bir yardımcı olarak da karşımıza çıkıyor. Burada senaryoyu oluştururken FishMe arayüzüne giriş yaptıktan sonra önce template'imizi seçiyoruz. Birinci adımda gözüktüğü gibi. Sonra seçtikten sonra create ediyoruz. Bu senaryomuzu oluşturuyoruz. Ardından bu senaryo içerisinde customize etmek istediğimiz mail içeriği varsa mail içeriğini, farklılığını, hangi e-postadan geldiğini örneğin veyahut ne zaman gönderileceği gibi zamanlama özelleştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Dördüncü adımda da kullanıcılarımıza bu simülasyon maillerini göndermeye başlıyoruz. Gönderdikten sonra ise bize artık analiz raporlarıyla bu simülasyonun etkilerini görmeye başlıyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi hangi kullanıcılar ne kadar maili tıkladı, hangi kullanıcılar maili açtı, oltalamayla karşılaştı veya hangi kullanıcılar sürekli olarak oltalamayla karşılaşıyor. Yani örneğin bir tane simülasyon maili gönderdiniz, bir kullanıcınız oltalandı. Sonra tekrar başka bir simülasyon maili daha gönderdiniz X bir zamanda. Aynı kullanıcı tekrardan oltalamayla karşılaştı. Yani yine oltalandı. Bu tip durumları da yine tarihsel bir çizelge ile görebiliyorsunuz ve sonuçlarını da burada görmemize olanak sağlıyor FishMe. Nasıl? Mesela sürekli oltalanıyor. Neden? Mesela eğitim dokümanlarını, eğitim içeriklerine ne kadar zaman geçiriyor? Doğrudan eğitim dokümanı açıldığında hiç okumadan kapatıyor mu? Veya ne tür bir davranış gösteriyor? Bunu da incelememize olanak sağlıyor. Yine raporlayan kullanıcıları, raporlamaya bağlı olarak da kullanıcıların prestij rakamlarına göre de sizin bu içeriklerden ne şekilde faydalanmanız gerektiği hakkında çok basit ve etkili raporları da gösterebiliyor bize. Şimdi şurada belirtmekte fayda var. Normalde siz oltalama simülasyonu yaptığınızda ve kullanıcılarınız oltalandığında kullanıcılara oltalanma anında bir eğitici sayfa veya video veya oyun veya bir infografik gibi içerikler gösterebiliyorsunuz. Fakat bunlar sadece o oltalamaya özel oluyor. Örneğin o oltalamanın içeriği neyse veya tipi neyse öğretici materyalde
O yönde oluyor. Doğrudan birbirlerini adresleyecek materyaller sunuyorsunuz ve bu materyaller kullanıcıyı sıkmayacak. Maksimum 30 saniye zaman geçirebileceği ve ilgisini çekebileceği içeriklerle göstermesini sağlıyor. Bir de bunun dışında LMS dediğimiz bir eğitim sistemi de size FishMe sunabiliyor. Yani Learning Management System olarak geçer ve Learning Management System'de siz kullanıcılarınıza eğitimler atayabiliyorsunuz. Ve bu eğitimleri almasını, bu eğitimler alma sırasında yine küçük quizlerle kullanıcıların eğitimden aldığı faydayı ölçebiliyorsunuz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam LMS sisteminde 18 adet güvenlik farkındalığı eğitimi bulunuyor. Bu eğitimler yine çok uzun 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 eğitimler olmuyor. Yaklaşık 5 ile 7 dakika arasında sürüyor. Yani yine kullanıcıyı tamamen sıkmaması plan amaçlanıyor. Çünkü genelde IT'ye yakın ekipler için bu bilgiler çok anlaşılabilir bilgiler oluyor ama IT dışında örneğin insan kaynakları, muhasebe gibi teknik düzeyde çalışmayan kullanıcılar için çok fazla teknik detay sıkabiliyor. Kullanıcıları sıkıldığından da doğrudan almayabiliyor veya almış gibi yani çok efektif olmayabiliyor, almış gibi gösterebiliyorlar. Bu sebepten çok kısa tutmayı amaçlıyor burada. Yine bu eğitim içeriklerini siz customize edebiliyorsunuz. Örneğin şirket logosunu veya mesajını gösterebiliyorsunuz. Burada farklı diller yine söz konusu oluyor. Yine Türkçe olarak da içerikler mevcut ama genelde şöyle var Türkçe'de. Mesela video içeriği ise bu. Videoda Türkçe seslendirme değil de Türkçe altyazı olarak sunuluyor. Onun dışında içerik olarak tabii Türkçe yine sunulmaya devam ediyor. Bu bizim FishMe, Coffence tarafından sağlanan bir Learning Management sistemi. Bir de bunun dışında sizin kendinize ait de bir Learning Management sisteminiz olabilir kendi yapınızda on-prem olarak kullandığınız. Eğer sizin de böyle bir sisteminiz var ise FishMe size de içerik beslemesi yapabiliyor bu noktada. Örneğin sizin böyle bir sisteminiz var web tabanlı. Doğrudan FishMe'den siz CBT'leri download ediyorsunuz. Bunlar web tabanlıdır, web sayfası tabanlıdır ve doğrudan sizin kendi sisteminize yüklüyorsunuz. Doğrudan da kullanıcılara bu eğitimleri gösterebiliyorsunuz. Tamamen kendi yapınızda sağlanmış durumda oluyor. Bunun için ekstra bir lisans gerekmiyor. Doğrudan ücretsiz ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Kastınızı de edebiliyorsunuz. Birinci ana modülümüz Coffence Fish miydi? Bunu bitirdik. Bir diğer modülümüze geçtik. Bu da Coffence Reporter modülü. Coffence Reporter modülü de kullanıcılar bir oltalama saldırısı altında kaldığında veya bu sizin simülasyon maillerinizde olabilir veya gerçekten bir oltalama e-postası ya da bir spam e-posta olabilir. Bu tip durumlarda kullanıcıların size bu e-postaları iletmesini sağladığı bir sistem oluyor. Bu yine e-posta istemcisine bir eklenti olarak geliyor. Örneğin Outlook, Office 365, Gmail, Lotus Notes gibi destekleri bulunuyor. Ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi şöyle bir buton geliyor aslında Outlook'a. Doğrudan kullanıcı maili açtığında ve oltalama maili olduğunu düşündüğünde Report Phishing'e tıklayarak doğrudan bunu size sizin IT güvenlik ekibinize iletmesini sağlıyor. Report Phishing'e tıkladığında burada bu e-postanın header bilgisi ve diğer bilgilerle beraber tamamen IT ekibinin kullanması için ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri de aynı zamanda raporlamış oluyor.
Örneğin kullanıcı forward ettiğinde bazı bilgileri kaybedebiliyorsunuz header gibi. Ama report phishing'i kullandığınızda bu tip durumları da atlatmış oluyorsunuz. Onun dışında hani kullanıcılarınız da düşünmüyor. Hani bu e-postayı kime yönlendirecektim, hangi birim ilgileniyordu, ne şekilde iletecektim gibi durumlarında önüne geçmiş oluyor report eklentisiyle beraber. Bir diğer modülümüz de response modülümüz, Confence Triage modülü. Burada da nasıl da en baştan alacak olursak bir simülasyon e-postası gönderiyoruz veya gerçekten kullanıcılarınız bir oltalama saldırısına maruz kalıyor. Birinci modülde biz simülasyonu yapıyorduk. Saldırıyı simüle ediyorduk. İkinci modülümüzde bunu kullanıcıların nasıl raporlayacağını gösteriyorduk. Üçüncü modülümüzde ise raporlanan bu e-postaların yorumlanması gerçekleştiriliyor. Yani kullanıcılar oltalama e-postalarını aldığında aktif bir tehdit olup olmadığını hızlı bir şekilde triyaj modülü sayesinde görebiliyor. Yine bu triyaj üzerinde kötü amaçlı olmayan ya da spam e-postaları filtreliyor ve kümelere ayırıyor. Böylece sizin daha hızlı yorumlamanızı sağlıyor. Çünkü burada büyük yapılarda özellikle bir spam geldiğinde veya bir raporlama geldiğinde çok fazla bu sayıya ulaştığımızda gerçek oltalamaları diğer maillerden ayırmak çok güç olabiliyor. Daha doğrusu çok fazla zaman kaybı olabiliyor. Zaman kaybından dolayı da doğrudan zamanında müdahale edilemeyebiliyor. Burada biz e-postanın önemini gruplamış olduğumuz için doğrudan gerçekten zararlı olabilen e-postayı gözlemleyebiliyoruz. Ardından bu e-postadaki yani bu raporlanan e-postaya bir kullanıcımıza respons dönebiliyoruz. Örneğin bu e-posta güvenlidir, bu e-posta bir spamdır veya teşekkürler, hani yeni bir tespit yakaladık diyerek de kullanıcıya bir otomatik yanıt gönderebiliyoruz. Aynı zamanda da entegrasyonlarla bu maili otomatik olarak yine biz yorumlamamıza kolaylık sağlıyoruz. Nedir? Örneğin e-postada bulunan dosyanın malware analizini veya bir link varsa analizini sağlıyoruz. Yine CMM beslemeler yapabiliyoruz veya bizim güvenlik cihazlarımızla doğrudan respons verdirebiliyoruz. Örneğin Palo Alto Firewall'dan doğrudan bu konuda respons sağlatabilmemiz mümkün duruma geliyor. Burada yine dördüncü modülümüzde görüyorsunuz Confence Intelligence. Burada da Confence Intelligence'da bu servisi destekleyecek yine bize kurallar, istihbarat verileri sağlayabiliyor. Nasıl sağladığına gelecek olursak bize üç çeşit istihbarat verisi paylaşıyor aslında burada. Bir tanesi phishing'in görebileceği bir formatta istihbarat verisi besliyor. Doğrudan siz triyaj modülünüzde bunu görebiliyorsunuz. Bir diğeri e-postayla size bir bildirimde bir istihbarat verisi paylaşabiliyor. Bir diğeri de siz yine Confence Intelligence portalına girerek bu istihbarat bilgilerine, raporlarına ulaşabiliyorsunuz. Burada Intelligence kendi bünyesinde ve konusunda uzman ekipler tarafından, analistler tarafından günlük milyonlarca e-postayı ve şüpheli URL'i analiz ediyor. Bizim kurumumuzda karşılaştığımız
e-posta sayısıyla intelligence servisinin karşılaştığı sayı aynı olmadığından bize belki de daha önce hiç bizim kurumumuza ulaşmamış bir saldırıdan da kendileri bilgi sahibi olduğu için saldırı gelmeden önce de aslında bize güvenlik kuralları da uygulatabiliyor. Nedir? Mesela dünya çapında bir virüs yayılıyor diyelim, bir zararlı yayılıyor diyelim maille. Bu mailin yayılma aşamasında intelligence servisi bu maili tespit ettiğinde belki daha bizim kurumumuza gelmedi ama doğrudan intelligence bize bu konuda beslemesini sağlıyor ve bu e-posta bu zararlı bizim yapımıza girdiğinde de doğrudan tanınmış oluyor ve buna göre doğrudan respons almasını sağlayabiliyor triyaj modülüyle beraber destekleyerek. Burada yapabildiği bazı özellikleri görebiliyorsunuz. Normalde CMA yine besleme yapabiliyor. Yine bizim varsa diğer entegrasyonlarla, diğer cihazlarımızla entegre olmasını sağlayarak respons verdirtebiliyoruz. Yine bir tık ilgili birime veya yardım masasına bir ticket açarak da bu durumu case'e dönüştürebiliyoruz. Burada entegre olabildiği ürünlerden popüler olanları yer alıyor. Tümü burada yer almıyor. Yani burada yer almayan bir marka varsa da sizin kullandığınız ona hani nasıl entegre olabileceğini bakarak entegrasyonu sağlayabiliriz. Ama burada gözükenlerle doğrudan en iyi efor göstererek en efektif şekilde entegrasyonu sağlayabiliyor. Ama bunların dışında bir cihazınız varsa dediğim gibi kesinlikle sağlamaz diyemeyiz. O konuda nasıl bir entegrasyon sağlayabiliriz? Onun da değerlendirmesini gerekir. Örneğin SIEM'dir, Threat Intelligence'dır, Anti-Malware'dir. Bu orkestrasyonları da sağlayabildiğimizden bahsetmiştik. Triyaj ve Intelligence modülüyle birlikte. Bu dört modülü kısaca bahsettik. Genelde Coffence'de bu dört modül üzerinden bizim oltalama saldırısının yaşam döngüsünü analiz edip doğrudan yanıtını verdiği sistemlerde. Bu dört modülle ilgili sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Onun dışında bu modüllerle ilgili şu an benim anlatmak, bahsetmek istediğim bu kadar. Eğer ayrıntılı bir bilgi veya POC isterseniz yine bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ben chat ekranından e-posta adresini de yazayım. Teknik bir bilgi talebiniz olursa yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Veya satış biriminizle iletişime geçerek toplantı veya POC gibi taleplerinizi de iletebilirsiniz. Sanıyorum soru yok. Ben teşekkür ederim Önder Bey. Katıldığınız için ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa dediğim gibi her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.